Nereye Ahmet Efendi? Yine şehre mi gidiyorsun? Evet. Halide Hanım bazı evrakları fabrikaya götürmem istedim. Oh vallahi senin işin de iş ya. Altında tomofil. Bütün gün geziyor. Sen onu bir de bana sor. Olmaz. Halide Hanım duyarsa kovar beni. Hem sen ne yapacaksın şehirde? Farkize'yi görmem lazım. Lütfen Ahmet. Sadece bir saatçik görsen Farkize'yi yeter. Beraber döneriz sonra. Heh, sadece bir saat. Peki. Ama dönüşte çiftliğin biraz gerisinde indiririm seni. Beraber geldiğimizi görmesinler. Tamam. Peşine serseriye bak ya. Şişt, kız, Farkize. Aa, Güllü. Kız sen miydin? Kız deli. Benim. Kim olacak? Hadi atla gidiyoruz. Gidiyor muyuz? He. Nereye? Atla kız hadi gidiyoruz. Reşit açık açık söylemedi ama ben sesinledim. Dükkanı baştan aşağı yenilenmiş. Nereden buldu o kadar parayı o pinti herif? Ben sana kızın babasıyla konuş dedim. Kim bu berber Reşit? Tanımam etmem. İyisin hoşsun Yasin ha. Ama bu kız işini elini yüzüne bulaştırdın, kabul et. Parayı yemişlerse gelip kızı ikna etmek için konuşmazlar da şimdi. Kız elimizde kaldı. Peki şimdi ne yapacağız? Abimin gelmesini beklemekten başka çaremiz kalmadı. Her şeyi anlatacağız gelince. Kızın ne mal olduğunu anlayınca da 1000 lirayı falan gözü görmez onun. Koyverir kızı kapının önüne. Anlat bakalım kız. Çiftlik nasıl? Güzel mi? Güzel. Güzel ama. Aması ne? Beni babamın evine geri gönderecekler Farkize. Kız sen ne diyorsun be? Bir şey olur mu canım öyle şey? Çocuk oyuncağı mı bu işler? Çiftlikte kalabilmem için Zaloğlu ile evlenmem lazım. Derimi yüzseler de evlenmeyeceğim. Atın yerini eşeği bağlamam ben. Ne yani? Kemal hapisten çıkınca gelip seni alacak mı sanıyorsun? Kızım sen aptal mısın? Oğlan bir mektupla her şeyi sildi attı. Sen hala onu düşünüyorsun. Öyle gücüme gidiyor ki Farkize. Ben bunları hak edecek ne yaptım ona? Elinin körü. Bırak artık şu Kemal'i düşünmeyi. Başına devlet kuşu kondu farkında değilsin. Bırak Allah'a sen. Babam giller gibi konuşma. Kızım beni bir dinle. Aklını kullanırsan eğer Kemal'den de, seni üzenlerden de öyle bir intikam alırsın ki cümle alem şaşar kalır. Nasıl? Nasıl mı var? Dümeni doğruca Muzaffer Bey'e kıracaksın. Ben onu sevmiyorum ki. Bak hala sevmek diyor soykan. Kızım, sevgi, aşk bunların hepsi gelip geçici. Önce istikbalini sağlam bir kazağa bağla bakalım. Ondan sonra sen istemesen de aşk meşk arkasından gelir zaten. Ben sevmediğim, aşık olmadığım adamla evlenemem. O adam Muzaffer Bey ise bal gibi de evlenirsin. Hadi ağam, sağlığına. Sağlığına. Oh. Demek Yasin para istedi ha? Yasin istediyse Muzaffer Bey istedi demektir. O vakit geri vermemek olmaz ki.
İşler senin bildiğin gibi değil Hamza. Bugün Yasin laf arasında Muzaffer Bey Ankara'da dedi. Yani senin anlayacağın Muzaffer Bey'den habersiz yiyor bu altı. Ah ulan. Şu çiftliğe bir yerlensek var ya. O vakit geçeceğim Muzaffer'in 8 silindirlisin direksiyonla doğru İstanbul'a. Yanlış düşünüyorsun Hamza, yanlış. Sen de baban gibi vırrık kapmak peşindesin. Ne gibi ben mi? Büyük düşünmen lazım evladım, büyük. Senin o Cemşir baban da tutturmuş bir çiftliğe çiftçi başı olacağım diye. Ya çiftliğin hanımı olan bir kızın babasısın. Diyelim ki senin derdini ettik. Büyük düşündük. Ya Güllü Muzaffer'i kapalamayı beceremezse? Becerecek. Niye becerecek biliyor musun? Niye? Kemal yüzünden. Sırf Kemal'den intikam almak için yanaşacak Muzaffer Bey'e. Muzaffer Bey bir gelsin, hepiniz görürsünüz. Hayırdır muhtar? Bu ne hal? Sorma. Az önce haberini aldım. Muzaffer Bey partiden istifa etmiş. İstifa mı etmiş? Nasıl? Yok canım. Devatırdı. Vay vay vay. Ben dememiş miydim size Muzaffer Bey bu işin kolayını bulur diye? İster misiniz bizim partiye giriversin? Ne? Bizim partiye mi? Biz tekmil onun şerrinden kaçtık be. Bize hesap sormadan nereye geliyor Celal emmi? Deli misin ya? Deli miyim, değil miyim? Yakında görürsünüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.